Merhaba, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel, çok lezzetli, sağlıklı, şifalı, ucuz ama çok da basit yapılan bir tarifim var. Havuç, sadece havuçla yapacağız bu yemeğimizi. Ama bal lezzetinde herkesin çoluk çocuk severek yiyebileceği bir yemek olacak arkadaşlar. Bunun için 7 adet havucum var. Havuçlarımın dışlarını çok güzel yıkadım ve soydum. Verev olarak şu şekilde uzunlamasına halka halka değil verev doğruyorum. Bu şekilde hem daha göz doldurucu hem daha şık görünüyor. Bütün havuçlarımı verev olarak keseceğim. Birçoğunuz eminim bu tarifi yapıyorsunuzdur, hamarat ev hanımlarımız. Ama bilmeyen bekar bayanlara, beylere, genç kızlarımıza bir kere daha göstermek istedim. Çünkü özellikle bu zor günlerde, ekonomik koşullarda hem lezzetli hem sağlıklı hem de kolay yapılan yemek tariflerinin olduğunu da hatırlatmak istedim. Üstelik çok da lezzetli oluyor. Bu yaz günlerinde meze olarak da yenebilir, soğuk zeytinyağlı olarak da, sıcak yemek olarak da nasıl arzu ederseniz. Şimdi bütün havuçlarımı verev doğrayayım, devam edelim. Havucundan sonra bir adet kuru soğanım var. Bunu da yemeklik olarak doğruyoruz. Havuç genelde yemeklerimizin içerisine bir katkı olarak ya da eşlikçi olarak kullanılıyor. Çok fazla yemeğini yapmıyoruz ama halbuki hem etli olarak hem de zeytinyağlı olarak çok güzel yemekleri oluyor havucun. Sarımsağımız var. Sarımsaklarımız biraz yemeğin içerisinde görünsün istediğimiz için iri olarak doğruyoruz. Çok ufaltmadan, ezmeden. Hem lezzetini katsın hem de görüntü olsun. Zeytinyağlılara sarımsak çok yakışıyor arkadaşlar. Yarım kapya biberimi de hemen İri olarak doğruyorum. Bunları da böyle hafif verevleyerek. Kapya biber ve havuç birbirine çok yakışıyorlar. İkisi de şekerli lezzet. O yüzden hem renk versin hem de şeker takviyesi yapsın istedim. Doğradığımız soğanları tenceremize aldık. Üzerine bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Ve soğanlarımızı hafif kavuruyoruz. Her zamanki gibi üzerine de bir yarım çay kaşığı kadar tuzumuzu koyduk ki hem kolay karamelize olsun hem de çabuk yumuşasın. Soğanlarımı bir 2-3 dakika kadar kavurdum. Çok fazla kavurmuyorum çünkü havucumu da ilave edip havuçla birlikte birkaç tur döndürüp birlikte kavrulmasını istiyorum. Havucu mutlaka bu şekilde önden bir kavurun ki o şeker lezzeti de dışa çıksın ve içten lezzetini daha iyi dışa vursun. Diğer türlü haşlanma gibi olmasın. Birlikte bir 2-3 dakika daha onları da kavurduktan sonra şimdi bu kapya biberlerimi ilave ediyorum. Tekrar birkaç dakika kavuracağım. Bal gibi çok lezzetli, besleyici, vitaminli ve sağlıklı bir yemek arkadaşlar bu. A vitamini, B grubu vitaminleri hepsini barındırıyor. Gerçekten çocukların da severek yiyebileceği ve bence faydalanacağı bir yemek. Umarım siz de evinizde denersiniz henüz yapmadıysanız. Şimdi arkadaşlar sarımsaklarımı bu aşamada ekliyorum çünkü erisin istemiyorum. Doğradığımız sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Sadece 2 yemek kaşığı, çok fazla değil. 7 adet havuca 2 yemek kaşığı kadar
pirinç ilavesi yapıyoruz. Pirinç her zaman bu tarz yemeklere bir dolgunluk, bağlama katıyor. Hem de lezzet katıyor. Birbirlerine de çok yakışıyorlar. Şimdi bir çay kaşığı kadar tuz daha ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kavururken koymuştum. Zeytinyağlı yemeklerimizin olmazsa olmazı, daha lezzet katan, bal gibi lezzetli olmasını sağlayan toz şekerimiz. 2 tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Zaten soğanda, sarımsakta, havuçta, kapya biberde şeker var. Hepsi çok güzel bütünleşip daha güzel dışa vuracak. Şimdi burada bir vurucu noktamız var. Çok önemli çünkü hem lezzetleri dışa vurduruyor, lezzet katıyor. Hem de asit dengesini sağlıyor. Bir yarım limon suyunu güzelce sıkıyorum. Üzerine de hafif geçecek kadar yaklaşık 1,5 su bardağına yakın su koyuyorum. Çünkü pirincimizin haşlanması gerekiyor. Havuç da aynı zamanda biliyorsunuz sert dokulu, odunsu dokulu bir meyvedir. Dolayısıyla bu suya ihtiyacımız var. Hatta biraz daha koyabilirim. Dediğim gibi 1-1,5 su bardağı arası göz kararı koyun arkadaşlar. Şimdi tencerenin kapağını kapatacağım. Fokur fokur kaynayacak, altını kısacağım. Kısık ateşte pirinçler kendini toplayıp kabarana kadar ve havucumuz yumuşayana kadar pişecek. Sonra görüşeceğiz. Evet, yemeğimiz pişti. Şöyle göstermek istiyorum. Pirinçlerimiz gayet güzel kabardı. Pirinçler kabarınca da havuçlar yumuşamış oluyor. Şimdi son olarak üzerine böyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı damlatıyoruz. Bu hem parlaklık veriyor yemeğimize hem de meyvemsi güzel bir lezzet katıyor. Altını kapatıyoruz. Şimdi yemeğimi tencerede soğumasına müsaade edeceğim. Aslında vaktiniz varsa zeytinyağlı ve bu tarz yemekleri bir gün önceden yapıp dinlendirirseniz muhteşem bir lezzet oluyor. Ama bu videoyu çekeceğim için bizim böyle bir şansımız yok. Şimdi kapağını kapatacağım, soğumasını bekleyeceğim ve servis edeceğiz. Evet, gördünüz. Sadece bir dereotuyla renklendirdiğim basit sunumuyla harika havuç yemeğim bu şekilde hazır oldu. İki şekilde sunum yapmak istiyorum. Biri bu, birisini de yoğurttan yardım alacağım. Tabağıma 2-2,5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdumu koyuyorum. Normal yoğurt da koyabilirsiniz ama çok sulu olmamasına özen gösterin. Yoğurdu tabağa güzelce yayıyoruz. Kaşığın sırtıyla düzleştiriyoruz. Ortasında biraz çukur bırakmaya çalışıyoruz. İyice yaydıktan sonra da yemeğimizi ortasına koyacağız. Hemen şöyle nefis yemeğimizden 1-2 kaşık kadar koyuyoruz. Bu da farklı bir sunum oluyor. Aynı yemeği sanki farklı bir yemekmiş gibi. Aynı zamanda gerçekten yoğurt çok yakışıyor havuca ve dereotu. Dereotu ve yoğurt eşliğinde başka bir lezzete de dönüşecek. Yemeğimiz de hazır olmuş olacak. Ufak detaylarla iki farklı sunumla değişik görünüşlü, lezzetli meze yemeklerimiz hazır arkadaşlar. Umarım bu tarifi siz de evinizde denersiniz. Sadece havuç, soğan ve pirinçle bu muhteşem lezzetli hem sağlıklanır hem de damağınızı tatlandırırsınız. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum. Eğer ki bu videoda ilk defa karşılaştıysak ve henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi ve bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman her paylaştığımız tarif ilk olarak size bildirilir ve hiçbir şekilde videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Bu arada da oynatma listelerinde yüzlerce daha tarif mevcut. Yemekler, sebze yemekleri, meze tarifleri, hamur işleri, tatlı tarifleri, salata tarifleri hepsine şöyle bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olacak ve beğeneceksiniz. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bye bye.